Merhabalar. Haftalık gündem sohbetin 2 ayının ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün bilmiş olduğunuz üzere 3 Ekim. Tabi ben bu videoyu 2 Ekim'de çekiyorum. Her zamanki gibi Russell Madness. Aşağıda linki tıklarsanız gidersiniz. Bu hafta kendim haberleri full hepsini seçtim. Ahmet sağ olsun çok destek oldu şimdiye kadar bana gerçekten teşekkür ederim. Ama artık e, birazcık e, aksayabilir bu durum. Sıkıntı yok. Ben zaten kendimde haber bakan biri olduğum için ekstradan. Kendim böyle bir içeriğinde komple şeyini falan hazırlarım, problem yok, hiç sıkıntı değil Ahmet, çok sağ ol İlk haberimize isterseniz başlayalım. Öncelikle bu haftalık gündem sohbet nedir? Bir haftalık komple bunları değerlendiriyoruz. Yeni arkadaşlar varsa aramızdaki bu aralar yeni kişiler katıldı çünkü her hafta pazar günü belli saatte genelde 12 oluyor, <laughs> 12 bazen geçer bilemiyorum. Bir süredir böyle devam ediyoruz. Bir hafta içinde olan bitenlerle ilgili konuştuğum sohbet abi. Bir haftalık haberler. Şimdi ilk haberle başlayalım. Adam Cole, Kevin Owens'ın WWE'den gidebileceğini söyledi. Bilindiği üzere Kevin Owens'ın WWE sözleşmesi Ocak ayı sonunda bitiyor. Konuyla ilgili Adam Cole şunları söyledi. Owens ile arkadaşım. Kendisi, kendisini en mutlu ne şekilde hissedecekse onu yapmalı. Buraya katılmak isteyebileceğini biliyorum. Burada arkadaşları var. Young Bucks'tan falan bahsediyor özellikle. Her ne olursa olsun onun mutlu olmasını istiyorum demiş. Bilmiş olduğunuz üzere AEW'nun genel Kitlesi çoğunlukla bu kitle zaten. Adam Cole, Kevin Owens hatta Finn Balor falan böyle daha şey kitle yani. Ee, nasıl diyeyim size? Indilerde daha çok parlamış güreşçilerin artık buluşma noktası gibi bir yer oldu orası. Herkes için geçerli değil tabii ki mesela Jericho. O yüzden de Kevin Owens'ın mantıklı. Hani WWE'de eğer devam etmeyecekse onlar ilk gideceği adres AEW'dür ki AEW'de Kevin Owens gibi bir güreşçi mutlaka isteyecektir Tony Khan. Yani kesinlikle bunun başka bir alternatif yok. O yüzden Kevin Owusu bakalım Ocak ayı sonunda yani daha artık 3 ayımız falan var. Bakalım 3 ay sonra göreceğiz. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak hatta 4 ay sonra göreceğiz. Ne olacak? WWE'den devam mı edecek? Neler olacak? Ama ben Kevin sanki artık ufak ufak bir kemer kazanması gerektiğini düşünüyorum. WWE bünyesinde kalacaksa. Devam ediyoruz haberlerimize. Bigi. Sinsi, Kinsi mi artık nasıl ya 360'a verdiği bir röportajında The Shield'ın kurulacağı ilk zamanlar kendisinin de bu grubun içinde olacağını düşün, düşünüldüğünü söyledi. <laughs> bir gibi röportajında demiş ki Shield'ın ilk kurulacağı zamanlar benim de grubun bünyesinde olmam üzerine bir planlar falan yapıldı. Nasıl olurdu sizce bu? Şu an ilginç geliyor değil mi size? Çünkü ya bu bakın bu şeydir. Hayatta her şey böyledir. Zaten bilmiş olduğunuz bir şey var ya peki ya böyle olsaydı diye düşündüğün zaman bazen düşünemezsin. Çünkü o kafanda seni öyle yer etmiştir. Öyledir yani mesela şu siyah değil mi şu renk? Siyah. Sen bunu siyah diye öğrendin. Ya bunun ismi beyaz konsaydı mesela. Değil mi? Eşleştiremiyorsun kafanda mesela. Onun gibi oturmuş bir şey olduğu için Shield'da Dean Ambrose'undan, Roman Reigns'inden, Seth Rollins'ine bir giyiş onu oraya yakıştıramıyorsun. Nasıl olurdu bilmiyorum ama şu an iyi ki böyle olmuş, böyle ilerlemiş yani. Hani çünkü Shield İnsanların kafasında çok fazla negatif bir şey canlandıran bir grup değil. O yüzden de bence şu an gayet iyi yani. O yüzden Piggy işte gir sevmiş, sevmiş diye ekstradan konuşmaya gerek yok bence. Yine bir Adam Cole haberi. Adam Cole Triple H ve Shawn Michaels hakkında konuştu. NXT'den giderken benim için en önemli şeylerden biri Twitch yayınlarımdı. NXT'de sorun olmasa da ana kadroda bu benim için problem olacaktı. Vince izin vermiyor biliyorsunuz çok fazla Twitch'de fan takılmalarına. Hunter yani Triple H bana hep saygı duydu. Shawn Michaels ile de aram çok iyi. Onlar benim için çok çaba sarf ettiler. Kendim için AEW'ye gitmek en doğru karardı. Hunter ve Shawn olmasa şu an burada olamazdım. İkisini de çok seviyorum demiş. Adam Cole ben buradan alkışlıyorum kendisini. Adam Cole'a Shawn Michaels ve Triple H'in ne kadar değer verdiğini biz de biliyorduk zaten. Onu kendi ağzından duymak gayet güzel bir şey. Şu anki bulunduğu konumunun işte kredisini de veriyor Triple ile Shawn Michaels'a. Bu güzel bir şey. Ama Adam o kadar belli ki yani düşünün. Bakın neredeyse her gün Twitch'te yayın açan biri. Adam düzenli şekilde yayın açıyor. Her gün yayın açıyor. Bir gün açmazsa ikinci gün açıyor. Oyun oynuyor çünkü seviyor oyun oynamayı. Çünkü o aynı zamanda bir gamer. Chucks ismiyle bunu kaybetmek istemiyordu. WWE'de kalsa sanki bunu kaybedecek gibiydi. Şu an en doğrusu kendisi için buydu ya. Sıradaki haberimiz. Chris Jericho, Elimination Chamber'ın aslında War Games olacağını açıkladı. Triple H ve Eric Bischoff'un fikirleriyle ortaya çıkan Elimination Chamber'ın War Games olacağını söyleyen Jericho, Vince McMahon'ın bunu istemediğini belirtti. Bilmeyenler varsa, söyleyeyim size, War Games, WCW'den çıkan bir konsept. Vince bunu çok fazla WCW olacak diye reddetmiş. Hani çok WCW işi. Çünkü orada yapılmış bir konsept olduğu için buraya direkt getirip Games falan değil. Kendimiz bir şey üretelim türetelim deyince Triple H yani Erik Bischoff da kabul etti bunu zaten. Triple H'in direkt e, bu konsepte payı vardır diye en büyük krediyi ona verin diye Elimination Chamber oldu. Chris Jericho da bunu açıklamış. Vince Wargames'i istememiş. Şu an günümüzde zaten Games biliyorsunuz NXT'yi de en azından hayatına devam ediyor WWE 2022 Eylül'de İngiltere'de 90 bin kişilik stadyumda büyük bir pay per view planlıyor hmm. Şimdi bizde haberler geçmişten sonra bir haftanın mesela en geri günden en günümüze doğru geldiği için Şimdi ilerleyen zamanlarda muhtemelen bu pay per view ne olduğuna dair e, dahil birkaç şey olabilir haberiniz olsun Seth Rollins WWE kontratının birkaç senesinin daha kontratında birkaç senesinin daha olduğunu söyledi. Şirkette geleceği hakkında hmm, konuştu. Hala net değil. Hani kontratım biterse gider miyim gitmez miyim ama şu an Seth Rollins gibi bir adamı WWE kaybederse şu an dedim zaten daha birkaç senesi var da. Tabi ilerleyen yıllarda neyin ne olacağını bilemeyiz. Sakatlık mı olur bilmem ne mi olur. Setle şirketteki yöneticilerin durumları nasıl olur falan. Bunları hepsine önem vermeniz gerekiyor. O yüzden şu anlık gayet iyi gidiyor Seth Rollins. Net bir şey diyemeyeceğim. Ne olacak, olmayacak mı ama WWE kesinlikle Seth Rollins gibi bir adamı kaybetmemeli. Seth ayrıca WrestleMania 35'te Brock Lesnar ile açılış maçının Lesnar'ın fikri olduğunu söyledi. Normalde planlarına göre ikisinin maçı main event'in hemen öncesinde yapılacaktı. Yani main event'te biliyorsunuz kadınlar maçı var. Onun bir öncesinde bu maç yapılacakmış. Maç zaten başlamadan bir Harala Gürel'e falan oluyordu. Sonra Seth Rollins kazanıyordu biliyorsunuz. Yani Lesnar istemiş. Farklı bir şey yapalım demiş. Bunu okumuştum haberini İngilizce. Şu an buraya yazmasam da. Lesnar demiş ki birazcık hadi farklı bir şey deneyelim demiş. İşte böyle çok işte finisher'larla direkt falan işte maçın şeylerini. Bir de direkt açılış maçı. Size sorayım ben mesela. Sizce Brock Lesnar'la Seth Rollins'in WrestleMania 35'teki kemer maçı direkt giriş maçı mı olmalıydı yoksa Son maç bu. Yani son maçta main eventten bir önceki maç bu. Bunu da size soralım. WWE 2022 yılında 8 tane stadyum şovu yapacak. Hmm. Şimdi 2022 yılında 8 tane stadyum şovu nedir? Bunu söyleyeyim öncelikle size. Şimdi bir stadyum var. Bildiğiniz futbol stadyumlarını düşünün. Yani İngiltere'de yaparsa bunu evet bir futbol stadyumu. Bizim mantığımızda futbol ama Amerikan futbolu var. O da yine aynı tarz stadyumlarda yapılıyor. Bizim hep izlediğimiz RAW'lar, SmackDown'lar falan bunlar ve çoğu pay-per-view arenalarda yapıyor. Arenada nedir? Daha çok işte basketbol. Amerika'daki mantığıyla söylüyorum size. Ee, basketbol, buz okeyi. Bu tarz sporların yapıldığı arenalar. Biliyorsunuz zaten Türkiye'de basketbol salonları falan var. Bir de stadyumlar var. Aynı mantık. 2022 yılında 8 tane stadyum şovu yapılacakmış. Maşallah. Demek ki büyük şeyler geliyor. Hmm. Mesela bunlardan bir tanesi zaten bir Crown... Jewel değil yok. 2022'de ne olacak? Resilmen olacak zaten. SummerSlam kesin öyle olur. Royal Rumble öyle olur. Daha başka ne yapacaklar bakın merak ettim. Yine Seth Rollins'in yani bir haber Broken Skull Sessions'ta Stone Cold'un biliyorsunuz ki programı oraya katıldı Seth Rollins. Shield'ın dağılmasının daha farklı planlandığını açıkladı. Resilmen'i 30'da Dean Ambrose ve Roman Reigns arasında maç olacak. Maçın hakemi de Seth Rollins olacakmış. Böylece Shield'ı resmen dağıtacaklarmış. İyi ki böyle bir şey olmamış. İyi ki plan B olmuş. Seth Rollins'in harika bir heel turn'ı olmuş. Otoritenin güzel bir noktaya gelmesi sağlanmış. Setonis'in kariyerinin en büyük puşu o dönem için alınmış. Ana kemer aldı biliyorsunuz. Money in the bank falan kazanıp. Bence şu an yaşanan her şey daha güzel. Böyle bir şey yapmadı düşünsenize. Resmen 30'da Dean Ambrose Romanes maç yapıyor. Setonis'le hakem falan gözünü seveyim yapmayın bunu ya. İşlerinde güreş yeteneği olarak en iyi adama hakem yapmak zaten. Yani neyse. Alexa Bliss. Birkaç ay ringlerden uzak kalacak. Hikaye örgüsünde Ekstremuz'da Lili parçalandıktan sonra Alexa sinir krizi geçirmişti. Hikaye Lili'ye bağlamalarına rağmen Alexa'nın neden ortaladığı görünmeyeceği açıklandı. Pro Wrestling Insider'ın haberine göre Alexa sinüslerinden ameliyat olacak. Bunun için de bir tedavi ve iyileşme süreci düşünülüyor. Bu yüzden de birkaç ay görünmemesi muhtemel. Haberiniz olsun. Alexa Bliss bir süre ringlerden uzak kalacak artık. Buna yapacak bir şey yok. Alexa severler, üzülebilirler. Ama sağlık her şeyden daha önemlidir. Geçelim sıradaki haberimize. Goldberg vs. Bobby Lashley Crown Jewel'a duyurulmasa da planlandı. Haberiniz olsun. Bunu zaten artık muhtemelen duyacağız e, Ra'da. Yarın gece Ra'da duyacağız gibi geliyor bana. Çünkü Goldberg geliyor ya da konuşacak. Duyuruldu Goldberg Ra'da. Crown Jewel artık bunu bağlayacaklar ve bu da e, zaten planlanan bir şey. Henüz duyurulmasa da şimdi şimdiden söyleyeyim ben size. Ben bununla ilgili içerik bile çekmiştim. Şimdi okumaya çalışacağım. Bak bunu okumaya çalışacağım. Ronda Rousey'nin kızı dünyaya geldi. Adını okuyayım mı? Lakia Makala Pau Pua Puao Kala Nipo Makala Pua Okala Nipo Brown'e ismi kızı. <laughs> Rousey uzun bir süre daha görünmeyecek. Yani çünkü kızı dünya geldiğine göre. artık Rahat mesela hani şimdi WWE ile zaten ne olacağı belli değilken hani insanlar yine Ronda Rousey gelir mi falan ilerleyen zamanlarda gelmesini istiyorum ben de. Hatta ve hatta Shayna Baszler e Ronda Rousey'nin bana benim bir dream maçımdır bu. Çünkü bol bol böyle MMA stili, MMA artisti havasında bir maç düşünsenize çok güzel olur ya. Zaten arkadaşlar ya bir de. Ben bu maçı çok isterim izlemeyi. Bunun içinde en az 2 sene bu arada. Yani unutun artık. Ronda Rousey'i yakın bir zamanda unutun. Çünkü zaten amile mamile falan da. Şimdi yeni yani bebeği dünyaya geldi. O yüzden oralar şu anda hiç, hiç Ronda Rousey ile hayalinizi falan kurmayın yani. Draftlarda birçok NXT güreşçisinin ana kadroya geçmesi bekleniyor diye bir haber vardı. Ki zaten e, kim geçti? Austin Theory geçti ve Heathrow geçti. Bakalım Raw'da ne olacak onu da beraber göreceğiz. WWE Adam Cole'u ana kadroyu istediği zamanlarda saçının da kesilmesini istedi. Adam Cole buna sıcak bakmadı. Şimdi uzun saçlı bir erkeğin. Ben de zamanında 2008'de saç uzatmaya başlayıp 2015'e kadar uzun saçlı biriydim. O yüzden de bunun nasıl zor bir karar olduğunu tahmin edebiliyorum. Cidden tahmin edebiliyorum bu arada. Ama bir şey diyeceğim. Adam Cole'da böyle daha tip falan... Olduğu için Adam Cole bence saçını kısa kestirse harbiden yine yakışıklı olur ha yani Bu da şimdi şey midir tabi ben ana kadroya gelmem ne saçın kestiriyorlar Öyle bir şey değil WWE Slam'i İngiltere'de yapmayı planlıyor heh bak demi demiştik ya büyük bir şeyde falan İngiltere'de pay per view alın size Pay per view 92'de yanılmıyorsam 92 Summerslam British Bulldog'la uh, Bret Hart'ın Intercontinental Main Event, 80 bin kişinin önündeydi yanılmıyorsam Wembley'de Şimdi orada güzel 90 bin kişinin önünde bir İngiltere'de SummerSlam yapma, yapmayı planlıyormuş WWE 2022 yılında. Ha bu bizim için neden güzel? Çünkü İngiltere zaman dilimi olarak bize Türkiye'ye daha yakın olduğu için daha az saat farkı olacak. Bu da demek oluyor ki İngiltere olabilecek herhangi bir şey Atıyorum orada 7'de başladı oranın saatine göre. Bizde kaç saat olacak? 7 ise bizde 10 falan olacak. 10-11. 3 saat falan diye hatırlıyorum İngiltere. 3 mü 2 mi tam bilmiyorum da 3 diye hatırlıyorum. Aynen yani orada akşam 7'de bizde 10 olur mesela ama tabii o zamanki saat şeyine göre değişir. Gayet güzel bence. Şeyimiz kırılan burnu için tekrar ameliyat oldu. İyileşme sürecinde burnuna çok darbe yedi. Ne kadar süre uzak kalacağı bilinmiyor ama United States potasından bir süre uzak kalacak gibi duruyor diye bir haber var. Şeyimiz bu potaya renk atan isimlerden biri bence. Gayet de keyif alıyorum ben. Ama çok belliydi. Yani bariz de o burnuyla maçlarda kan falan akıyordu. Bir kere daha ameliyat olması gerekiyordu. Olsun ya yani sağlıklı tamamen dönsün. Sağlıklı dönsün ama yani. Sağlıklı komple hallesin her şeyini. Sağlığı yerine gelsin ondan sonra dönsün. Gerek yok. Çünkü hepimiz biliyoruz şeyimiz her zaman bulunduğu her dönemde maksimumunu verecek olan biri yani. Rende Orton'a nazar değdirdik diye ben kendim yazmışım büyük harflerle. <laughs> <laughs> Randy Orton'a nazar değdirdik. İstikrar abidesi Randy Orton'un sakatlık durumundan dolayı ekranlarda boy göstermeye uygun olmadığını söyleyen WWE sağlıkçıları ona izin vermedi. Orton o yüzden geçen hafta Raw'da görünmedi diye haberimiz var. Randy Orton bu aralar birazcık ufak ufak aksamaya başladı farkındasınızdır. Hem artık yaşı birazcık kırkı geçti ilerliyor. Yine de çok iyi performans sergiliyor bence ama umarım daha böyle ciddi bir sağlık sorunları yaşamaz. O yüzden de yani onu ben hala uzun süre 50 yaşına kadar falan buralarda görmek isterim yani. Daha bile isterim yine ileride de isterim de böyle aktif şekilde görese rahat bir 5 senesini falan yazalım yani. Hot 97'da 7'e konuşan Biggie. Biggie de maşallah her yere konuşuyor ya. Goldberg'i emekli etmek istediğini belirtti. Yorum yapayım mı? Yapayım mı yorum? Söylün mü konuşun mu? Ya... Peki tamam okey. WWE şampiyonusun da. Şimdi Goldberg hala bu çağda e, geri getirilip bir dominantlık faktörü. Dominantlık esintisi sergileyen bir adamken Big E sen onu emekli etme bence. Değil yani. Braun Strowman. Enzo Mania'dan bilenler. Enzo Guy. Braun Strowman WWE'den ayrıldığı için memnun. Aga be. Oğlum bekliyorduk memnun gibi. Heh. WWE'de çalışırken birçok şeye vakit ayıramadığını belirten Braun Strowman orada çalışmanın güzel ama yorucu olduğunu söyledi. Bu zaten çoğu şeyde böyledir. Yani bir işi seversiniz dışarıda fiziksel olarak da bir şeyler yaptığınız bir işi ama parası da iyidir. Ama gerçekten çok vaktinizi alır. Şimdi var mesela benim de öyle arkadaşlarım. Bazen gerçekten hani şey olmasa bile fiziksel sizi yormasa bile zihinsel yorar. E onun dışında vaktiniz de çok alıyorsa bir yerden sonra böyle etkiler yani genel psikolojinizde etkiler. Ben de yaşadığım için bunları biliyorum. Şu an başka şeylere de odaklanabildiğim için çok mutlu oldu, olduğunu söylemiş. Ee, yeni şeyler keşfedip farklı maceraları tadabilmenin güzel olduğunu söylemiş. Braun Strowman ringde olmayı özledim diye de bitirmiş. Şimdi bu bir nevi Braun Strowman'ın WWE kapısını kapattığı anlamına mı geliyor bu? Yoksa ters köşemi mi yapıyor? Ne olacak bilemiyoruz Ama sanki Brandstrom'un birazcık böyle impact mi impact oralarda böyle bir şey var gibi geliyor ki impact de zaten ile falan beraber çalıştığı için belki oradan farklı kapılara Gidebilir gibi geliyor JBL Roman ile çalışmanın harika bir şey olduğunu söylemiş JBL hmm. Farkında mısınız bilmiyorum bunu söyleyen birçok kişi var ya yani Roman Reigns ile çalışmanın Böyle negatif pek şu an haber hatırlamıyorum. İlk zamanları vardı. Evet ilk zamanları hatırlıyorum NXT'deyken falan ama artık şu an kendini çok geliştirdi ve pişirdi. Böyle olduğu zaman da Roman Reigns illa ki insanların çalışmaktan keyif aldığı biri oluyor. Bunu söyleyen bir sürü kişi duyduk bu arada. Hem bu arada Roman Reigns de şey değil böyle çok saygısız bilmem ne şimdi bir sürü insan var biliyorsunuz. Hani tamam güzel güreşidir iyidir iyi de performanslara gider ama yani arkadan da falan sizi bezdirir gerçekten sizi rahatsız edecek hareketler yapar. Roman Reigns bunlardan biri değil. Roman Reigns o yüzden de bir sürü kişi tarafından takdir edilen biri. JBL Roman'la çalışmak gayet harika demiş. Güzel. Jim Ross. Jim Ross da yine bir sürü konuşmuş. Grilling JR podcastinde Triple H'in arka alanda yaptıkları sayesinde China'nın WWE'de yükseldiğini söylemiş. Ya bu doğal bir şey. Sonuçta Triple H ile China sevgililerdi. X'dekileri ee, işte Kowalski'nin şeyinden eğitiminden falan geçtiler. Ta ee, eski yani eğitim aldıkları dönemden beri falan birbirlerini tanıyorlar ve sevgililerdi. Triple H şirkette bir şekilde ilerlediği zaman elbette China'ya da faydası olacaktı yani ve bunu gördük zaten. Hani bu çok şaşırılacak bir şey değil. Nasıl ya Triple H'ın arka alanda yaptıkları China'ya mı yükseltti falan. Bu çok doğal bir şey ki. Özellikle WWE'de backstage politikaları günümüzde daha az olsa da geçmişte 20-25 sene 30 sene önce of yani. Arka alanda bir kişi en ufak bir sözüyle bir sürü şey değiştirebilirdi eskiden. Şu an bir sürü sözleşmesi var, anlaşmaları var, bir sürü şey var. O yüzden öyle hemen tık 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 kolay değil şimdiki gibi. Ama eskiden çok karışıktı yani. Vince Russo, WWE'nin Bobby Lashley'i Brock Lesnar gibi dominant bir hikayede devam ettirmesi gerektiğini söyledi. MMA geçmişinden dolayı böyle bir dominant şekilde devam etmesi daha mantıklı demiş. Ben Mesus'a katılıyorum bu arada. Çünkü Bubbleash ile güzel bir şey tutturdular. Bubbleash'te le yanılmıyorsam bir bayağı bir 190 gün, 200 güne yakın bir kemer koruma süresi olmuştu ya Bubbleash'in tam gününü hatırlamıyorum. 180'i kesin geçti, 200'e de ulaşmadı diye hatırlıyorum. 190 diyeyim ben hadi ortası. 190 ya da 194 öyle bir şey olması lazım. WWE bir şampiyon yaptınız. Bubbleash'li le ve gerçekten dominant şekilde ilerlettiniz. Hani Bronze Strowman'dır bilmem ne olayları hatırlayın. Drew McIntyre Drew McIntyre gerçekten indirdi. Yani Drew McIntyre gerçekten indirdi abi. Sonra devamındaki süreçler işte. Güzel de ben Babileş'in genel olaylarını çok sevdim. Brock Lesnar gibi ikisi de bir MMA geçmişi olduğu için bu şekilde Lesnar gibi devam etmesi Babileş'liğe bence yarardı. Şimdi Hurt Business falan da birleşti. Tekrardan birleşti gibi duruyor. Ne olacak göreceğiz. Ama ben Vince Russo'ya katılıyorum. Babileş'te de güzel bir şey tutturdun. Bence hikayesini iyi devam ettirmesi lazım. WWE'nin. Çünkü şu an Babileş'i gerçekten WWE kariyerindeki en top noktasını gördü. Bundan önce ECW şampiyonluğu falan vardı eskilerde bir şeyler falan ama günümüzde bak Babileşli böyle bir Babileşli görmedik biz. Şimdiye kadar tarihte böyle bir Babileşli olmadı WWE bünyesinde. Şimdi bunu görüyoruz. Şuradan ışık şey oluyor ya. Baksana çok değişik şimdi fark etti. <laughs> bir şey oldu deminden beri bakıyorum. Bakayım başka ne var? Ee, şöyle bir bakalım. Heh, bak çok büyük bir haber. Belki de bu videonun başlığı yapmış olacağım haber. Siz zaten başlığı gördünüz, kapağı gördünüz. Wrestling Observer Newsletter. Brian Alvarez demiş ki henüz kesin bir bilgi yok ama Bray Wyatt'ın AEW'ye değil Impact Wrestling'e gideceğini söyledi. Brian Alvarez. Şimdi bu ekipten direkt bizzat net doğru haberler de aldık şimdiye kadar yalan yanlış bir sürü haber aldık. O yüzden ben şu an güvenemiyorum. Hangisine ne diyeceğim ben güvenemiyorum şu an. Ama şöyle de bir şey var. Ew ile Impact zaten beraber de çalıştıkları için yani sonuçta bir şekilde Ew'ye gidebilir. Olur mu? Olur. Bunun için bir Impact'te gözüküp müzüküp en azından Impact'in biraz reytinglerine oynayıp sonra AEW'ye alma mantıklı olabilir. Ama ne olursa olsun Bray White keşke bir şekilde şu WWE'ye geri dönebilseydi ya. Çünkü tamam Siyan Punk gitti bilmem ne kavga gürültü falan. Bray Wyatt'ın mutlaka arka planda bir olayı bir şey vardır ki. Bray Wyatt gibi bir adamı bu kadar kolay elden çıkaramazsınız. Göreceğiz bakalım ne olacak. Vince Russo yine Vince Russo yine Vince Russo. Karen Cross'un Damian Priest'in rakibi olup United States kemeri alması gerektiğini. Şu an direkt Vince Russo ile aynı fikirde olduğumu görüyorum. <laughs> Kaç haberdir. Karen Cross her ne kadar çok sevilmemiş olsa da bu adamı çıkarttıysanız ve bu adam bir heel ise şu an elinizde bir babyface Damien Priest United States şampiyonu var. Karen Cross'u haftalardır pişiriyorsunuz. Jabber tokat diyor, onu tokat diyor. Sonra Jabber ötesi kitliyi yendi, işte Cefard'i yendi falan, Umberto Carillo'lar bir şeyler böyle. Yani böyle böyle Yükseltiyorsanız bir şekilde bu potaya sokmanız lazım. Şu anda Ra'da ne var bakıyorsunuz. Damien Priest United States. Tam zaten onun ayarı. Karen Cross'u zaten NXT geçmişinden dolayı Damien Priest Oraya bağlayıp heel a face güzel bir olay yapıp hatta ve hatta United States şampiyonu bile yapabilirsiniz Karen Cross'u. Ben gayet isterim bunu yani ve mantıklı da olur yani. Yani haberlerimiz bu kadardı. Son şeyden söyleyeyimse draft sonuçlarını tekrardan buradan söyleyeyim. Bilmeyenler varsa SmackDown'da draft'ın ilk gecesi vardı. Yarın gece de Raw'da ikinci gecesi olacak. Hemen söyleyeyim buradan size. Draft'ın sonuçları. Birinci tur. Roman Reigns SmackDown seçildi. Big E Raw. Charlotte Flair SmackDown. Bianca Belair Raw. İkinci tur. SmackDown ve Raw'ın seçimlerini direkt okuyorum. Böyle yapayım. İkinci turda SmackDown'ın seçimleri. New Day yani Woods'la Kofi Kingston ve Drew McIntyre. Neyse şu bitsin. Raw'ın seçimleri ikinci turda. RK Bro ve Edge. Üçüncü turda SmackDown seçimi Happy Corbin ve yanındaki Madcap. E, unuttum şimdi şeyi. O ve SmackDown'ın seçimi Hitro. NXT'den bir stable oluşumu geliyor. Bakalım göreceğiz neler olacak. Kemeri de getiriyor buraya yalnız. Rhea Ripley, Nikki A.S.H. Raw kaldılar yani. Ve Keith Lee Raw. Güzel. Keith ufak ufak sanki United States Kitli, Damien Priest, Karrion Cross. Aman ya Rabbi. İlerleyen zamanlarda Karrion Cross Kitli mi yoksa Kitli Monster Hill mi olacak bunları görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Dördüncü ve son turda SmackDown'daki draft'ın bu bölümünde Naomi SmackDown, Jeff Hardy SmackDown. Güzel bir şey bence. Raw, Austin Theory. Yine bir NXT'den genç bir yıldız adayı. Öyle söyleyeyim daha doğru olur. Ve son pikte Raw, Ray Mysterio ve Dominik Mysterio beraber Raw'ın yolunu tuttular diyerek gündem, sohbet, haftalık kapatacağım. Ama draft ile ilgili Raw gecesini de bekliyorum. Bir aksilik olmazsa Raw'da yayın açma planım var bir kere daha söylüyorum. SmackDown'da beraberdik. Hafta sonu olduğu için güzel bir kalabalık vardı. Raw muhtemelen hafta içine denk geleceği için çok kalabalık olmayacak. Ama ben sanki izlemek istiyor gibiyim. Emin değilim. İzledim ya da izlemedim. Sıkıntı yok bütün şekilde SmackDown ve Raw'daki draftların hepsini analizini incelemesini bir videoda böyle bir derin bir konuştuğum bir video planlıyorum. Haberiniz olsun güzel WWE Draft 2021 analiz diye bir videoda planlıyorum önümüzdeki hafta içi. Bay bay. Haftalık gündem sohbet bitti. Görüşmek dileğiyle. <laughs> Haydi görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.